Sevgili öğretmenlerim, tekrar merhabalar. Yine kaldığımız yerden rehberlikle ilgili genel bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugün size özellikle daha önce söylediğim ve kaç net yapmamız gerektiği noktasında bize fikir verecek öğretmenlik alan bilgisi testi ortalamaları yani Türkiye ortalamaları hakkında bilgi vereceğim. Bir de sınava biraz daha detaylamasına gireceğiz. Yani genel yetenek genel kültürde her branştan kaçar soru geliyor? Eğitim bilimlerinde her dersten kaç soru geliyor? Kaç net yapmamız gerektiğini genel olarak konuşmuştuk ama içerik noktasında bize hangi dersler bekliyor? ÖABT ile ilgili sınav kapsamı ne? Ve benim branşımla ilgili Türkiye ÖABT aritmatik ortalaması nedir ve beni nasıl etkiliyor? Bunlara hep birlikte yanıtlarımızı vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öğretmen adaylarım, öğretmenlerim, 3 oturumlu bir sınava giriyordunuz. Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ...ve ÖABT. Alanı olmayan öğretmenlerim GKG'ye... ...ve eğitim bilimleriyle sınavı bitiriyordu. Şimdi bu sınavlarla ilgili... ...süreler hakkında da size bilgi vereceğim. Genel yetenek, genel kültür ...120 sorudan oluşuyordu... ...ve süreye çok dikkat edin... ...130 dakika. Eğitim bilimleri 80 sorudan oluşuyordu... ...ve süremiz... ...100 dakika. ÖABT sınavı... ...75 sorudan oluşuyor... Niye 120 ve 150'yi birlikte kullandım? Birçok branşta 120 dakikadır. Ama sayısal bölümler, fen bilgisi öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği, lise matematik öğretmenliği, fizik öğretmenliği gibi branşlarda, sayısal branşlarda bu süre 120 dakika değil, kaç dakika oluyor? 150 dakika oluyor. Ama bu saydığım sayısal bölümler dışında ÖABT sınavı 120 dakika yani 2 saat. Şimdi sisteme şöyle bir baktığımızda bu sınav anını iyi yönetebilmek o kadar önemli ki bu noktada sizi sınav yönetimi açısından en çok zorlayan oturum genel yetenek genel kültür oturumu. Çünkü hız sınavı diyebileceğimiz tek oturum. Eğitim bilimlerinde çalıştıysanız, hakimseniz, biliyorsanız yapıyorsunuz çok az yaşadım ben gördüm şahit oldum. Yani eğitim bilimlerinde hızla ilgili bir sıkıntı yaşayan öğrenci nadir olur. Süreyle ilgili bir problem olmaz. ÖABT 2 saattir 75 soru için sayısal bölümlerde 150 dakikadır. Burada da eğer hakimseniz konuya zaten bilmeyen de hızlı yapıp çıkıyor. Bilen de zaten bildiğini işaretliyor. Yine bilmekten öte zamanla ilgili bir sıkıntımız olmuyor. Ama gelelim genel yetenek genel kültür oturumuna. Sadece bilmenin yeterli olmadığı dönem içerisinde hız kazanmamız gereken, sınavı prova etmemiz gereken en önemli oturumların başında. Yani söz konusu hızsa bize en çok zorlayacak oturum genel yetenek genel kültür oturumu. O yüzden sınavın psikolojik yönetimi açısından bol bol soru çözün. Yani sınav anı dediğimiz sadece bilginizi yansıttığınız bir alan değil. Öğrenci şöyle bir hata yapıyor çoğu zaman. Çalışırken de size e, teknik bir detay vereyim. Hazır olmadan, tüm konuları bitirmeden deneme çözmeyeyim hocam diyor. Gerçekle yüzleşmek istemiyor. Morali bozuluyor. Hemen motivasyonu etkileniyor. Halbuki şunu bilin. Siz artık yetişkinsiniz. Bununla baş edebilecek, inanın güce de sahipsiniz. Ben sizin yerinizde olsam ya şu an ben hiç emek vermeden acaba genel yetenek genel kültür oturumundaki hiç emek vermeseniz bile çünkü ilkokuldan beri çok yabancı olduğumuz dersler değil Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Bunlarla ilgili iyi kötü bir temelimiz var. Başlangıç noktasını bilmezsek nasıl ilerlediğimizi asla bilemeyeceğiz. Asla moralimizi bozmadan sadece bir kağıt alın, birkaç deneme sürece ders çalışmaya başlamadan önce çözün ve bir yere not edin. Bu o kadar önemli, o kadar faydalı ki 3 ay sonra, 5 ay sonra, 7 ay sonra aradaki gelişimi kendiniz de göreceksiniz. Yani yüzleşin. Gerçeklerle yüzleşmekten hiçbir zaman Korkmayın bunu yaparsanız onu söylüyordum zaman yönetimi kısmını söylüyordum sınav anında bizim Zor soruyla karşılaştığımızda psikolojimiz dağılıyor mu? Dengede kalamamak çok kötü bir şeydir. Moralimiz bozulduğu için dağılıyoruz. Bildiğimiz soruyu yapamaz hale geliyoruz. Atlayamıyoruz. Bir bakıyoruz süre bitmiş. Yani belki de bir yılımız kayboluyor. E bunu yenmenin en güzel yolu başlangıçta bir seviye tespit olarak bir ne durumdayım? Bir sınav çözmek ve ondan sonra çalışmaya inatla, mücadeleyle devam etmek ve her denemeden sonra aylar geçtikçe gelişimimizi takip etmek. Çünkü bazı deneme zor olur, bazı deneme daha kolay olur. Bunların da ortalamasını almamız gerekiyor. Hatta ayrı bir motivasyon videosu söz çekeceğim. Sınava hazırlık sürecinde neler bizi düşürüyor, neler yapmamız, neler yapmamamız gerekiyor? Bununla ilgili de ayrıca sohbet edeceğiz. Ama size tavsiyem süreler noktasında lütfen genel yetenek genel kültür sınavı için çözmek için konuların bitmesini beklemeyin. Türkçe zaten paragraftır. Dil bilgisidir hızlı okuma, okuduğunu anlama o kadar önemli ki ne kadar çok soru çözerseniz sınav anına o kadar çok hazırlanırsınız. Klasik bir sınava girmiyorsunuz. Test sınavına giriyorsunuz. Soru çözmek, deneme çözmek için konuların bitmesini beklemeyin. Tabii ki bittiğinizdeki denemeler netler açısından ne yapacak? Fark yaratacak. Geliyorum eğitim bilimlerine. Eğitim bilimleri öğretmenim için hep şunu söylerim. En keyifli çalışması en zevkli derstir. Eğitim bilimlerinde Hatta dersler noktasında gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, yöntem teknik, ölçme değerlendirme, rehberlik. Bu derslerle ilgili bir çalışma programınız olsun. Şunu önereyim 3. sınıflara özellikle süreceğini başlayacak. Ben sizin yerinizde olsam yazın 4. sınıfa geçmeden eğitim derslerini bir tur bitiririm. Son yıl sadece eğitimden deneme ve tekrar yaparak pekiştiririm ki 60 netin üzerine inanın çok rahat çıkarsınız. Mezun öğrencim siz de eğitimde başlarken mutlaka bir seviye tespit yapın. O seviye tespiti yaptıktan sonra netinizi bir yere yazın. Çünkü şunu gördüm. Seviye tespit gibi ilk hiç hazırlık yapmadan 35 netle başlayan bir öğrencimin 70 küsür nete çıktığına birebir şahit oldum. Bu söylediklerim inanılmaz önemli. Lütfen çalışmaya başladıktan 3 ay sonra 4 ay sonra deneme yapmayı beklemeyin. Mutlaka başlangıç noktalarınızı bilin. Ben olsam merak ederim. Mesela ÖABT'de de üniversiteden mezun oldunuz iyi kötü ama hiçbir üniversitenin müfredatı ÖABT e, içeriğini müfredatını tam olarak karşılamıyor. Mutlaka e, zorlandığınız sorular olacak. Hatta yeniden keşfedeceksiniz belki alanınızla ilgili birçok şeyi. E, bunu bilin. Yani sizin ÖABT'de 75 soruda 15 netle başlıyor olmanız bu sınavı yapamayacağınız anlamına gelmiyor ki. Herkes öyle başlıyor. Ama bilirsiniz hani 15 ile mi başlıyorum, 20 ile mi başlıyorum, 25'le mi başlıyorum? Bunu bilirsek üzerine ne kadar koymamız gerektiğini göreceğiz. Çalışma programı yaparken bile ben de öğrenciden ilk seviye deneme netlerini istiyorum ki ona yönelik bir program yapalım diye. Çünkü nasıl başladığımızı bilirsek süreci çok daha güzel yönetebiliriz. ÖABT'de bir de şu de detaya değinmek istiyorum. Alan bilgisi test dediğimiz ÖABT'de Alan bilgisinden 60 soru geliyor. Son 15 soru alan eğitimidir. Branşların neredeyse tamamında böyle. 60 soru alan, son 15 soru alan eğitimi. Peki iki tane branş var istisna. Bunu da bilin. Sınıf öğretmenlerim ve İngilizce öğretmenlerim. Sizde alan bilgisi testi 45 soru, alan eğitimi siz de diğer branşlara göre daha geniş bir soru sayısına sahip. Alan eğitimi 30 soru olarak karşımıza çıkıyor. Her branşın ile ilgili, burada tüm adayları sıkmamak adına o alt başlıklara girmiyorum. Onunla ilgili de ayrı videolar ekiple hazırlarız. Oturumlarımızı anladık. Süreler bizim çok için çok önemli. Daha başlangıç aşamasında olduğumuz için merak edip lütfen kendi... Başlangıç seviyenizi belirlemenizi önemli istiyorum. Çünkü bu sizin gelecekte yapacağınız netleri arttığını ve sizin motivasyonunuzun ne derece yükseldiğini gösterecek en önemli gösterge. Biraz daha detaya girelim. Ki e, Hoca Kapası ekibinde, Özgür Hocam Türkçe'de, Cavit Hocam Tarih'te, Vatandaşlıkta Esra Hocam, sizlere Güven Hocam Matematikte her dersin nasıl çalışılması gerektiğiyle ilgili ilk videolarda mutlaka bahsettiler. Biz bunları toparlayıp bütün için tekrar da çekebiliriz. Ama sözel bölüm 30 sorudan oluşuyor. Sayısal bölüm 30 sorudan oluşuyor ki sözlerin içerisinde sözel mantık var, dil bilgisi var, paragraf var, sayısal doğal sayılardan başlıyor, uzanıyor. Tarih öğrencinin en çok korktuğu derslerden bir tanesi. Tarihte... Daha az sorunun geldiği yerler var, daha çok sorunun geldiği yerler var. Lütfen tekrarlarınızı, genel tekrarlarınızı sorunun daha fazla geldiği noktalara önem vererek, onları başa alarak yapmaya çalışın. Coğrafya aslında seven için çok rahat bitirilebilecek bir derstir. Bitirip kenara koyabilirsiniz. Türkçe zaten sürekli soru çözmekle bağlantılı olduğu için dönem içerisinde de bittikten sonra da asla bağınızın kopmaması gereken, dönem sonuna kadar bol bol soru çözmeniz gereken bir ders. Aslında sınavında kaderini belirleyen bir ders. Genel yetenek, genel kültür oturumu için. Çünkü orada kullanacağınız süre diğer branşları doğrudan etkiliyor. Genel yetenek, genel kültür içeriğimizde soru sayılarımız bunlar. 30 soru sözel, 30 soru sayısal, 27 soru tarih, 18 soru coğrafya ve 9 artı 6 ile yani hem vatandaşlık hem de güncel bilgiler konularıyla 15 soru da vatandaşlık ve güncel bilgilerden geliyor. Eğitim bilimlerine bir bakın. Eğitim bilimlerinde aslında soru sayısının en fazla geldiği ders yöntem teknik. 20 21 soruyla karşımıza çıkıyor. Program geliştirme, sınıf yönetimi, materyal tasarımı bunların hepsi program geliştirme içerisinde anlatılır ve her biri 4'er 5'er sorudan toplam kaç soru geliyor? 14 soru geliyor. Ölçme, değerlendirme ve öğrenme psikolojisinde sınavda 12 soruyla karşılaşıyoruz. Rehberlik ve gelişim psikolojisinde ise 10 11 soru karşımıza çıkıyor. Eğitim bilimleri hocalarımız da bununla ilgili onların da tecrübesiyle birlikte hangi derste hangi dersten önce çalışmalıyız bir ayrı videoyu da birlikte çekebiliriz. Ama size genel olarak söyleyeceğim. Genellikle gelişim psikolojisiyle başlandıktan sonra öğrenme psikolojisine geçilmesi. Program ve yöntem arasındaki ortak konulardan dolayı ikisinin eş zamanlı yani programı bitirdikten sonra yöntem dersine geçilmesi gibi eğitim hocalarınızın da desteğiyle çekeceğimiz ayrı sıralama videoları da olacak. Şimdi öğretmenlikte toplam kaç kişi sınava giriyor? Ve ben bu sınav toplam giren sayısı içerisinde branşından kaç kişi giriyor bunu mutlaka bilmeliyim. E bir de atama sayılarını bileceğim. Şimdi size bu üçünü vereceğim. Bir, toplam öğretmen olarak sınava kaç kişi girdi? İki, kendi branşından kaç kişi girdi? Artı benim bu branşlar içerisinde atanmak için kaçıncı olmam gerekiyor? 2019'a hep birlikte bakalım. Eğitim bilimleri oturumuna 359 bin kişi sınava katıldı. Genel yetenek, genel kültürde 600 bin civarı kişi sınava girdi. Niye eşit değil? Tekli yıl, genel videomuzu hatırlayın. 2019 yılı tekli yıl ve sadece öğretmen adayları ve çoğunlukla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde A grubuna hazırlanan öğrencilerimizin girdiği sınava hazırlandığı yıl. O yüzden bu 600 binin ne kadarı öğretmenmiş, öğretmenlik için ter dökmüş? 359 Yani 359 bin içerisinde ne yapıyorsunuz? Yarışmış oluyorsunuz. Ama kendi branşımızdan kaç kişi giriyor ona da bakacağız. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu özellikle eğitim bilimleri için vereceğim. Aritmatik ortalama 2019'da dikkat edin. 33 net. Biz aritmatik ortalamanın her zaman en az 20 net üzerinde olmalıyız. Bunu çok çok dikkat en az 20 net diyorum. Çünkü Türkiye'nin aritmatik ortalaması biliyorsunuz sınava girenlerin aldığı puanların toplamının sınava giren sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bir sonraki yıla bakalım. 2019'da 359 bin öğretmenimiz der dökmüş. Genel yetenek genel oturu, ortak oturum olduğu için oradaki sayı İktisadi Derdimler Fakültesinden dolayı biraz daha artıyor. Ama onlar öğretmen değiller. 2020 sınavına bakalım. Öğretmen adayı artmış mı? Evet, 439 bin kişi sınava girdi. Çiftli yıllarda genellikle artar. Ve dikkat edin, Hemen gireyim. Şuraya dikkat edin. 2019'da 33 net aritmatik ortalama 359 bin kişiydi. 2020'de 439 bin öğretmen adayımız sınava girdi. Aritmatik ortalama 33'ten 36'ya çıktı. Peki genel yetenek genel kültür oturumuna dikkat ettiniz mi? Aradaki farkı görüyor musunuz? Genel yetenek genel kültür oturumuna 1 milyon 200 küsur bin kişi girdi. Ciddi bir sayı. 1 milyon 200 bin. Bunun içerisinde öğretmenlerim var lisans oldukları için aynı sınava giriyorlar. Bunun içerisinde A grubu, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, iletişim fakültesi, aklınıza gelebilecek 4 yıllık fakültelerin hepsi de var. B grupları da var lisans olarak söylüyorum. Yani 1 milyon küsür bin kişiyle aynı anda genel yetenek, genel kültürde ter döküyorsunuz ve oradaki aritmatik ortamlarda doğal olarak sizi dolaylı etkiliyor. Bizim için asıl kendi branşımızdan yarışanların yani ÖABT aritmatik ortalamaları ve eğitim bilimleri ortalamaları çok daha etkili. Bir sonraki yıla bakalım. Şimdi YKG'ye oturumuna girenlerin sayısı yine tekli yıla geçeceğimiz için yine düşecek. Bakın 2021 yılında genel yetenek, genel kültür yine 600 bin lira düştü. Çünkü iki kategori vardı sadece tekli yıllarda. Öğretmen adayları bir, A grubu öğrencileri iki. Sadece ikisi giriyor GKG sınavına. Öğretmen adaylarım düştü mü çift yıla göre giren sayısı? Düştü. 376 bine düştü 400 küsür binden. Ama aritmatik ortalamaya çok dikkat. Biraz daha arttı. İşte 2021'de 2020 ile kıyasladığımızda 2020'de 50 55 net yapan bir eğitim bilimleri netine sahip olan öğrencinin karşılığı 2021'de 60 net ve üzeriydi. O yüzden şu ortalamanın artması bizi eğitim bilimlerinde yapmamız gereken netleri her zaman ne yapıyor? Biraz daha yukarı çekiyor. Ve size 2021 verilerine dayanarak şunu söylüyorum. Başta da söylemiştim. Lütfen eğitim bilimlerinde 60 netin altına düşmemeye özen gösterin. Üstünü yapın. 73-75 doğrular neden olmasın? Şimdi demek ki Son 3 yıla baktığımızda, önceki yıllarla ilgili daha fazla verip siz, verilerle uğraşıp sizi sıkmayayım ama son 3 yıla baktığımızda 350 bin ile 450 bin arasında öğretmenin adayının, öğretmenlerimizin sınava girdiğini görüyoruz. Peki bu 350 binin ne kadarı sizin branşınız? 1-2 dakika ekranda bırakacağım özellikle. Ekran görüntüsü alıp herkes kendi branşından girenleri 3 yılını incelesin. Her bölümün giren sayısı birbirinden farklı. Mesela bir tanesini örnek olarak ben vereyim. Türkçe öğretmenleri. 16 bin ile 18 bin arası kişi giriyor. Bunu bilin. Çok önemli. 356 bin, 400 binin kaçı benim branşımdan? Ben bir Türkçe öğretmeniysem kaç kişiyle yarıştığımı bilmeliyim. Ya da artık daha az sınava giren branşlar var. Ciddi anlamda sayıları azalıyor. Aslında bilmediği için birçok fizik öğretmeni, kimya öğretmeni, biyoloji öğretmeni sistemden umudu kırılmış bir şekilde uzaklaşıyor. Ama bilmiyor ki son yıllarda giren sayısı özellikle gittikçe düşüyor. Ciddi bir hazırlık yapsa belki de çok rahatlıkla atanabilecek. Bir bakın kimyadan kaç kişi girmiş sınava kimya öğretmenliğinden? Sadece 3900 kişi. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu. Atama sayısına bakıyor. Atıyorum mesela 150 tane ya da 100 tane ya da 50 tane kimya öğretmeni alınmış. Bu da bakarak moralini bozuyor. Ya hocam dönem içerisinde zaten 50 kişiyi alıyorlar ya almıyorlar. Ben niye sınava hazırlanayım şeklinde bir serzenişte bulunabiliyor. Diyorum ki Yanılıyorsun. Sadece oraya bakma. Kaç kişi sınava giriyor? Buna bak. Bazen bir kişinin alındığı branşla 60'la kapatabiliyor. Bununla ilgili örnekler de vereceğim. Yani her branş kaç kişiyle yarıştığını bilirse hem motivasyonu açısından, hem öncesinden önlem alma açısından, hem yapacağı netler açısından önünü görür ve daha verimli çalışır. Ekranda yeteri kadar kaldı sanırım. Herkes bir fotoğrafını alıp kendi branşıyla ilgili sayıların son 3 yıldaki ilmesine hakim olsun istiyorum. Şimdi benim en can alıcı noktam. ÖABT aritmatik ortalamaları. ÖABT'nin gelişini milattan önce, milattan sonra gibi ikiye ayrılıyor. ÖABT öncesi, ÖABT sonrası. Türkiye ÖABT ile 2013 yılında tanıştı. Neymiş ya bu ÖABT dendi? Üniversitelerden mezun ya da okuyan öğrenciler bir sallandılar. Yani bir şok yaşadılar. Herkes branşına aslında hakim olmadığını ya da ÖSYM'nin sorduğu, hani buna sadece böyle bir sonuca da varmak yanlış olur, ÖSYM'nin sorduğu müfredatla üniversitelerde verilen müfredatın ne kadar örtüştüğüyle ilgili, kendi branşıyla ilgili bir fikir sahibi oldu. Yani bir gerçekle yüzleşti. Ben kendi alanıma hakim olmak zorundayım. Peki, kademe kademe geldi. Mesela okul öncesi öğretmenlerine 2016'da geldi. Birçok branş 2013 yılında geldi. Rehber öğretmenler 2014'te ABT ile tanıştılar. Sınıf öğretmenleri 2014'te tanıştılar. Burada Türkiye ortalamaları bizim için inanılmaz önemli. Bunu bilin, buna hakim olun. Mesela 2019 yılına kadar işaretleyeceğim 3 yıl soru sayısının arttığı, yıllar. Yani 2018 yılı da dahil ÖABT'den 50 soru soruluyordu arkadaşlar. Ama şu an bizim bilmemiz gereken artık güncel durum ne? ÖABT'den 75 soru geliyor ki biraz önce inceledik. Şurada aritmatik ortalamaları değerlendirirken artık soru sayısının kaç olduğunu bilin. 75. Peki öncesi? Öncesi 50 soruydu. Mesela ÖABT'de bir numaramız Türkiye'de en iyi ÖABT ortalaması yapan branş rehber öğretmenlerdir. Gelin birlikte bakalım. Rehber öğretmenlerim, en başarılı branşım. Hocam diyorlar içi sizi yakar, dışı beni yakar. En başarılı branş da bize yansıması çok da iyi olmuyor. X branşı 50 net yaparak çok rahat atanırken biz 60 netin üzerine çıkmak zorunda kalıyoruz. Evet ama inanın sizin o üniversitede aldığınız eğitimle o dolulukla o 60 neti yapmak çok da zor değil. Yeter ki inancımızı kaybetmeyelim. 50 netle bir numaralar rehber öğretmenler. Peki fen bilimleri fen teknoloji olarak geçer. Türkiye ortalaması en düşük branşımız. Branşlardan biri hatta. 22 net. İki ucu özellikle gösteriyorum. Yine bir ekran görüntüsü alın. Herkes geçmiş yıllardan bakarak ama soru sayısının 2019'da 75 nette çıktı, 75 soruya çıktığını unutmadan bu aritmatik ortalamaları değerlendirsin. 22 net. Dediğim gibi 22 net aritmatik ortalaması olan bir branşta ben iki katı fark atarak yani 50 net ve üzerine çıkarak çok ciddi bir rahat nefes alırım. Hani böyle zirveyi görüyorum, oh diyorum. Bana genel yetenek, genel kültürde atacakları farkla çok rahat beni yakalayamazlar. Ama eğitim her zaman, her branşta sabit. Eğitim asla 60'ın altına düşmeyelim. En kötümüz 50-55 net olsun. E şimdi 22 net yapan bir branş 50 net yaptığında sınavda diğerleri de iyiyse atanmayı garanti altında almış oluyor. Her branşın mesela bir sınıf öğretmenliğine bakalım. Hemen altında Son yıl 38 net. Bir önceki yıl 31 net. Bir önceki yıl 32 net. Dikkat ettiyseniz ÖABT aritmatik ortalamaları çok büyük sıçrayışlar yaşamıyor. Birden bire yukarıya çıkıp birden bir aşağı inmiyor. Genelde 2 3 net, 3 5 net olarak karşımıza çıkıyor. Ama okul öncesi öğretmenleri her geçen yıl artan bir ivmeye sahipler. Özellikle 75 soru sorulmaya başlandıktan sonraki durum 37 net 2019. Yine 37 net 2020. 2021'deki net sayısı aritmetik ortalamadaki 43 net. Bakın gittikçe artıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Ben bir okul öncesi öğretmeniyken, öğretmeniysem 37 aritmetik ortalamasında 50-55 net bana yeterken 43 net aritmetik ortalamam varsa benim o sınavda ÖABT'de 60 netin üzerine çıkmam gerekiyor. Yani her branş ayrı ayrı da ele alabiliriz ama her branş kendisi incelesin. Şunu söyleyeceğim size aritmatik ortalamanın eğer rehber öğretmenler gibi 50 olmadığı sürece 20 netin üzerine 20 puan üzerine çıkmaya çalışın. Yani 20 net üzerine koyun. Aritmatik ortalamanın üzerine 20 net koyun. Rehber öğretmenler buna 20 net koyduğunda 70 net yapar. Yani bir iki tane hata yapma şansları var. Şunu söyleyeyim rehber öğretmenlerim için. Ee, inanın. i̇nanın 65-66 doğrularla da çok rahat atanıyorsunuz ama orada ciddi anlamda rahat yapabileceğiniz doğrular. Siz siz olun kesinlikle net olmasa bile ÖABT aritmatik ortalamasından yola çıkarak 65-66 doğrunun altına inmeyin. Herkes branşını bildiğine göre kendi branşıyla ilgili ÖABT aritmatik ortalamasında gördüğüne göre yapabiliyorsa aritmatik ortalama düşükse iki katı fark atsın yapamıyorsa 15 20 net üzerinde olmaya çalışsın. Böylece sınavda ciddi anlamda diğer adayları ne yapacağız? Geride bırakmış olacağız. Bir şey daha söyleyeyim. ÖSYM bu yıl sayısal verileri her yıl açıklıyor. ÖSYM'nin sayfasından da takip edebilirsiniz bunu. Bu yıl şöyle bir güzellik yaptı. İlk defa aritmetik ortalamadaki net sayıların dışında doğru sayılarını da yayınladı. Yani sadece neti değil, doğru sayılarını da biliyoruz. Çünkü bu tür sınavlarda tekrar söyleyeyim GKG'ye, eğitim, ÖABT'de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Doğru sayıları da ayrıca açıklanmaya başlandı. Şimdi branşımdan kaç kişi atandı? Şunu biliyor muyuz artık sevgili öğretmenlerim? Toplam kaç öğretmen adayı sınava girdi? Bu giren öğretmen adayları içerisinde benim branşımdan ortalama kaç kişi yürüyor? Ben kaç kişiyle yarışacağım? Ve Türkiye olarak benim branşımdan kaç net yapıyor? Diğer adayların aritmatik ortalaması ne? Kaç net yapıyor? Benim kaç net yapmam gerekiyor? Bunların yanıtlarını aldık. Şimdi kaç kişi alıyor? Milliyetin Bakanlığı atamalarda kaç öğretmen adayını hangi branşlarda genellikle alıyor? Bunlara bir bakalım. Bu sayfayı bilmiyorum ıı, ekranda görebiliyor musunuz ama ekran görüntüsü alıp daha sonra büyütebilirsiniz. Bunları tek tek okumayacağım size. Sizin için özellikle aldım. 2019 ve 2020'nin toplam atamaların tamamı burada yer alıyor. Size burada genel bilgi vereceğim. Siz zaten ekran görüntüsünden detayı incelersiniz. Şunu bilin. Öğretmen atama takviminde son 3 yılda bu yıla kadar, bu yıl hariç, yılda 2 atama oluyordu. Ve yine çok önemli bir bilgi öğretmenlik sınavı ÖABT gelişinden sonra sözleşmeli öğretmenliğe geçişimizden sonra şöyle bir takvime dönüştü. Mesela 2017 öğrencimiz 2018 en geç Temmuz Ağustos'ta atandı. 2018 öğrencimiz 2019'da atandı. 2019 öğrencimiz 2020'de atandı. Neden? Çünkü eskiden Sınav yapılır. Yine Temmuz, Ağustos aylarında. Eylül'de sonuçlar açıklanırdı. Sözleşmeli öğretmenlik diye uzun bir takvim yoktu. Ön başvurudur, mülakatları bunların hiçbiri yoktu. Ve hemen hemen 15-20 gün içerisinde o sınav sonucu açıklandıktan en geç bir ay içerisinde öğretmenim atanıp atanmadığını bilirdi. Ama şimdi sözleşmeli öğretmenliğin getirdiği bir atama takvimi var. Bakın atama günü demiyorum, atama takvimi diyorum. Ö Birazdan bahsedeceğim. Ön başvuruların alınması, işte ön başvuruda 3 katı aday çağrılıyor. Yani branşınızdan 1000 kişi alınacaksa puan sıralamasıyla 3000. kişiye kadar çağrılıyorsunuz mülakata. Mülakat aşamasında neler karşımıza çıkıyor onlardan bahsedeceğiz. E, mülakattan sonra puanlar açıklanıyor. Biz o puanlarla birlikte bir de tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyoruz. O tercih kılavuzunda okullarımızı görüp tercihimizi yapıyoruz. Ondan sonra atama gerçekleşiyor derken bu takvim minimum 3 ay alıyor. Size takvim hakkında bilgi vermek istiyorum. Atama süreciyle ilgili, mülakatla ilgili ayrı bir video çekeceğiz zaten. Bu takvim 3 ayımızı aldığı için mesela sınava girdim. Temmuz'da girdim. Eylül'de sonuçları açıklandı. Kasım Aralık'ta bir ilana çıkılsa, Milliyetin Bakanlığı bir takvim yayınlasa Kasım Aralık'ta ön başvuru alıyor. Ocak'ta, Şubat'ta mülakatları yapıyor, Mart'ta, Şubat'ta da Mart sonuçları, atama sonuçlarını açıklıyor. Bunu yaptı son 3 yıldır. Dikkat ederseniz 2019'da Kasım Aralık'ta ilana çıkıldı, Şubat'ta sonuçlandı. Yine Şubat'ta sonuçlar açıklandıktan sonra Mart'ta ilana çıkıldı, Mayıs-Haziran mülakatlar yapıldı, o atama süreci başvurular devam etti, Ağustos'ta sonuçları açıklandı. 2020'de yine 2020 Ocak'ta ilk atama sonuçlandı. Sınavdan sonra Eylül'den sonra ilana çıkıldı. Ocak'ta sonuçlandı. Ocak'tan sonra Şubat ayında tekrar ilana çıkıldı. Mülakat çağrılanlar, yerlerinin belirlenmesi, mülakatların yapılması, tercihin yapılması derken sonuçlar ne zamanı buldu? 2020 Haziran'ı. Yani 20 bin artı 20 genellikle bu atamalar. Yılda iki atama şeklinde karşımıza çıktı. Şunu bilelim, sınava hazırlanma açısından ne kadar erken başlarsak, hemen harekete geçersek zaten bir yıl sonrası atanabiliyoruz. Beklemememiz lazım. Bir an önce dört elle sarılıp bu işin üstesinden gelip öğrencilerimize kavuşmamız gerekiyor. Bir sonraki atamayı göstereyim. Aslında 31 Ocak. 31 Ocak'ta son atamayı göstereceğim size. Son atama yapıldı. Bu özellikle bilginiz olsun diye son atama diye verileri biraz daha net aldım sınavdan hemen sonra açıklanan bir atamaydı. Bakın geçerlik süresi bir yıl öğretmenlik sınavının. Bu yılki atamada şöyle bir karma atama oldu. 2020 yılında Mart'ta bir atama olmuştu zaten. 2020 sınavı öğrenciler için 2021 Mart'ta bir atama olmuştu. O atamadan sonra yapıldı. 2021 sınav sonuçları açıklandığı için 2021 öğrencileri bu atamaya başvurabildi. Ama 2020 öğrencilerde de başvurabilsin diye yönetmelikle puan süresi birkaç ay daha ne yapılmış oldu? uzatılmış oldu. Yani 2021 Eylül atamasında hem 2020 sınav sonuçları hem 2021 sınav sonuçlarıyla başvuru yaptı öğrenci. Hatta hangisi yüksekse o puanla yaptı. Bu çok istisna bir durum. Sadece bilin diye söylüyorum. Öğretmenlikte bu her zaman olan bir durum değil. 4-5 yılda 6 yılda karşımıza çıkan bir durum. Ve branşlar kaç kişi aldı kaçta kapattı. Şimdi bu atama özellikle karma bir atama olduğu için 2021'de sınava giren öğrencilerle birlikte heyecanla yeni atamayı bekliyoruz. Tahminimiz büyük bir olasılıkla Mart ayı gibi yeni bir takvimin açıklanması ve en az 20 bin öğretmenin daha sürece dahil olması. Burada herkes yine kendi branşına bakabilir. Mesela ilk öğretim matematik 1001 kişi aldı. 78 ile kapattı. Kimya 261 kişi alındı, 75 ile kapattı. Fen teknolojide, fen bilimlerinde 702 kişi atandı, göreve başlıyorlar hatta artık. 79 puanla kapattı. Ve dikkat edin, bunu ayrıca ele alacağım. Bakın KPSS puanlarıyla sözlü mülakat puanlarını karşılaştırın, ondalık yuvarlanıyor. Yıllarca mülakat sürecinde şöyle söyleyeyim, mülakat geldiğinden beri mülakata öğrenci gönderen biri olarak, öncesi ve sonrası sohbet etmiş biri olarak yüzde bir, yüzde ikidir mülakatta puan düşürülenler. Genellikle herkese ondalık yuvarlanarak aynı KPSS puanı veriliyor. Yani bir emek verdiğinizde bunu karşılığını alamayacağım diye mülakattan korkup kaygılanmanıza gerek yok. Yüzde bir ile yüzde üç arasında değişiyor. Bunu da ayrı bir videoda zaten nelere dikkat ederek mülakat puanları veriliyor ayrıca ele alacağız. Ama siz KPSS'de iyi bir puan aldığınız sürece alın terinizi koruyarak ne yapıyorsunuz? Atanıyorsunuz. Ben rastlamadım. Yani öğrencilerimin hiçbirinde mülakat notu birdenbire düşürülen öğrenci görmedim. İçiniz ferah olsun. Ders çalışmaya devam edin. KPSS puanınızı aldığınızda dikkat etmemiz gereken şeyleri söyleyeceğiz mülakatta. Bunları yerine getirdiğinizde aynı KPSS puanı ondalık yuvarlanarak karşınızda mülakat puanı olarak çıkacak. Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi aldı, 79'da kapattı. İşte sınıf öğretmenliği 2175 kişi aldı, 77 ile kapattı. Bunlar son atamalar. Dediğim gibi ekran görüntüsü alarak branşınız kaçta kapatmış bunları da görebilirsiniz. Şimdi bunları sizin için aldım ama nereden bakacağınızı göstermek istiyorum. Bu daha önemli. Yani biz bu verilere nasıl ulaşıyoruz? Bir öğretmen kendi bakanlığı olan milletin bakanlığı ile ilgili bu tür verilere nereden nasıl ulaşacağını bilmeli. Mesela milletin bakanlığı sayfasına girin. Milletin bakanlığı sayfasından personel genel müdürlüğüne geçin ve bakın tercih yaparken de bu çok önemli bu veriye ulaşın. Arşiv. Arşivden sayısal verileri tıklayın öğretmenlerim. Sayısal verileri tıkladığınızda Tekrar söylüyorum Milliyetin Bakanlığı sayfasından personel genel müdürlüğüne geçiyoruz. Oradan arşivden sayısal bilgileri tıklıyoruz. Yılı seçin. Atamada şu an sözleşmeli öğretmenlik görevlendirme olarak geçiyor. Onu seçin. Ve göster dediğinizde yılı seçtiğinizde o yılki tüm atamaların alan bazlı hatta kurum bazlı hangi okul, hangi ilçe, bucak, okul okul kaçta kapattığını detaylı görebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz yıla kadar ne yapabilirsiniz? Bu Excel dosyalarını bilgisayarınıza indirip tercih yaparken de işinize yarayacak. Genel olarak tabii ki direkt puan kıyaslaması yapmayın. Ama genel olarak bunları detaylı bir şekilde ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Evet, öğretmenlikle ilgili atama sayıları, giren sayısı Artık kaç puanla atandığımızla ilgili nereden bilgiye ulaşacaksınız? Son durum nedir? Bununla ilgili sizlere bilgi verdim. Zaman kısıtlı olduğu için daha da uzun detaya giremiyorum ama şunu söyleyeyim. Süreç noktasında bir sonraki videoda özellikle o puanlara ulaşabilmek için o netleri yapabilmemiz için bizi ayakta tutan şey moral, motivasyon, destektir. Bu çok önemli. Ders çalışmayı bırakmamak gerekiyor. Neşeyle, sevinçle, heyecanla başlayıp sonra havlu atmamak gerekiyor. Bunun için bu süreçte nelere dikkat edeceğiz? Bizden önce hazırlananlar, başarılı olanlar, genel olarak ortak noktaları, her bire birbirinden farklı ama genel yapılan doğrular var. Ne yaptılar? Neden başarılı oldular? Motivasyonum düştüğünde ne yapmalıyım? Sizlere çok güzel bir motivasyon videosu hazırlamayı planlıyoruz. En kısa sürede yine görüşmek dileğiyle, sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.